Biraz evvel hani Almanya'dan bahsedildi, Avusturya'dan bahsedildi de. Ben de 51 senedir Almanya'dayım, Almanya'dan emekliyim. Almanya'nın bir kanunu var. Hani bizim eskiden 25 seneyi dolduran emekli oluyor diye. Onlarda öyle bir şey yok. 65 yaş normal. Ama Merkel, galiba hanımefendi bilmiyor, duymamıştır belki. Merkel 3 sene evvel bir şey çıkardı, kanun çıkardı. 45 sene çalışıp 63 yaşını dolduranlar full emekli oluyorlar. Yani. Herkesin tabii yaşam tarzı değişik olabilir, geldiği yerde değişik olabilir de. Yalnız ben şunu demek istiyorum yani. Şimdi bak, biraz evvel bir Afgan vardı, değil mi? Afgan'dı galiba. Özbekistan mı? İşte Afganistan'da böyle dolaşabiliyor musunuz dedi. Ben de diyorum ki ya niye biz hep alta bakıyoruz? Biri çıksın desin ki ya New York'taki nasıl yaşıyor, Münih'teki nasıl yaşıyor, Paris'teki nasıl yaşıyor, Roma'daki nasıl yaşıyor onu desin. Milano'da nasıl yaşıyor? Afganistan böyle mi? Yok işte efendim Sudan şöyle mi? Yok Nijerya böyle mi? Ne yani Afgan mı olalım kardeşim? Biz 23'ten beri cumhuriyetli yönetilen bir ülkeyiz. 44'te bütün sanayimizi bitirmişiz. Ondan sonra gelmiş bazıları iyidir, kötüdür bilmem. Bu hale gelmişiz. Bu hale gelmişiz derken neden gelmişiz? Şimdi çıkıyorlar. Biz yapmadık, Allah yaptırdı. Şimdi ben bunu itiraz ettiğim zaman kafir mi oluyorum? Namaz kılmasını mı bilmiyorum? Ben 2000 yılından beri hacıyım. Ve aynı zamanda din kitabı yazıyorum. Yani burada herkes çıkıp da yok efendim AKP'yi savunmayan kafirdir. Yok namaz kılmasını bilmez, abdest bilmez. Ya namazı doğru düzgün kılsaydık bu halleri zaten gelmezdi. AK Parti giderse din elden gider dediler abi. Ya bu dini kim kurmuş? 1400 küsur sene evvel değil mi? Bir yere gitmiş mi? Bu dindarım diyenler mesela şimdi bakalım Suudi Arabistan. Veyahut da hani Arap ülkeleri, İslam dünyası diyelim. Kur'an'da diyor ki israf eden şeytanın kardeşleridir. Hangi biri israf etmiyor? Hangi bir ülke İslam dünyasında israf etmiyor? Türkiye dahil. İsraf ediyorsak Kur'an'a göre bunlar şeytanın kardeşleri. Daha ne dininden bahsediyoruz biz? Hangi dinden? Yapıyorlar. Biz bunları yapmadık. Allah yaptırdı. Haşa ya Rabbi. Ondan sonra çıkacak ben namaz kılıyorum diye. Ya sen kılıyorsan kendini kılıyorsun, bana mı kılıyorsun? Sen beni doyur, gençlere okut, iş ver. Biz de sana Allah razı olsun diyelim. Şimdi şurada sorsam kaç kişi Allah razı olsun der bilmiyorum yani. Ben demiyorum çünkü de. Yok sormama gerek yok, ben demiyorum. Herkesin kendi düşüncesi. Neden? Tamam deprem oldu 71'de Burdur'da. Ortaokulu bitirdim. Annem babam korkuyla beni de götürdüler. Orada çalıştım. Yüksek okulda okudum. Çocuklarım yüksek okul okuyor. Ya çalışırsan yersin. Nankörler üniversiteyi bitirmiş ama 5000 lira istiyor. Nankör. Ne yapacağız? Mimar olmuşum. Anam babam 100-200 bin masraf etmiş. Gideceğim 2500 liraya mı çalışayım? Çaycılık mı yapacağım? Ne yapacağım? Yani? Ondan sonra... Kendileri mafya 10 bin lira alıyor değil mi? Kendileri boş ver. Onlar agalar alabilir. İki maaş alır, üç maaş alır, şirketlere olan maliye bakanı olur, kıpır kıpır gözleri ışıldar. Biz ama gözlerimiz ışıldamıyor, hep karanlık. Bazen gözlük takıyorum maksus belli olmasın diye. İçimde kıpır kıpır değil. Ama diyorlar ki kuru ekmek yiyorsa o aç değildir. Oradakiler de kuru ekmek yiyor garibim, ne yapsınlar yani. O ejder meyvesi midir nedir? Ben de evet. Kaç yaşındasın? 66. Kaç parayla kalıyorsun? Hangi parayla? Ne kadar aylık alıyorsun? 720 euro. 720 euro. Almanya'dan mı emeklisin? Evet. Yok, Türkiye'den emekli olsam bir şey diyecektim de Almanya'dan emeklisin. İşte Türkiye'deki emekliler için zaten konuşuyoruz kardeşim. Kendim için konuşmuyorum ben. İşte o da devletin terbiyesizliği. Bak 720 euro, evet. 1700 lira. Aradaki farka bakın. Ondan sonra bana Kur'an'da ayet veriyorlar. Tamam mı? Öyle. Bakın arkadaşlar. Abi zaten Türkiye'de ben tek şunu söyleyeyim. Türkiye'de insanı sömüreceksen dini kullan. Dini kullan. Allahu Ekber de çık. Bir yere Allahu açılışında Ekber. Bismillahirrahmanirrahim de. Bizim Türkiye'nin insanı, arkadaşlar kusura bakmayın ya, çok özür dilerim. Bizim Türkiye'nin insanı koyun gibi. Aynen koyun gibi. Şimdi ben oyumu kime vereceğim biliyor musun? Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Niye biliyor musun?
Dur niye vereceğim biliyor musun? 19 sene ben vermedim, bizi sömürdüler. Şimdi ben vereceğim, gene kazansın, vermeyenleri bu sefer sömürsün. Aynen. Vereceğim, Tayyip Erdoğan kazansın. Niye biliyor musun? Bu Türkiye Cumhuriyeti zaten adam sözünü tuttu. Bak Allah var şimdiki yukarıda. Yani gerçekten Allah var. Bunu da yayınlayın ha. Allah var, Allah var. Adam sözünü tuttu. Niye tuttu biliyor musun? Türkiye'de ne kadar insana söz verdiyse hepsini zengin etti. Niye zengin etti biliyor musun? Dolar 18 lira oldu. 18 liradan insanlar parasını bozdu. Zenginlik üzerine zenginlik kattı. Ondan sonra 11 liraya düştü dolar. Şimdi gene 13-14 liraya düştü. Yükseldi. Demek ki daha söz verdiği insanlar varmış. Onları da zengin edecekmiş. Şimdi bizim insanlarımızın bazı şeyleri var. Zaafları var. Mesela milliyetçiyim diyenlere bakıyoruz. Vatan toprakları satılırken hiç ses yok. Hayır. Fabrikalar satılırken ses yok. İşte biz dindarız diyenlere bakıyorum. Dinin emirlerinin hiçbir yerine gelmiyor. Öbür türlü şimdi bizim çöküşümüz hani başlayalı komünizm dünyada yaşanmamış bir şey. Sistem. Kağıt üzeri. Ama dediler ki hep küçükken biz ya komünistler gelecek şöyle olacak böyle olacak diye. Hep Demokrat Parti kazandı yani. Arkasından başka bir şey çıktı, başka bir şey çıktı, başka bir şey çıktı derken şimdi geçenlerde biri demişti telefonun var mı? O da olmasın ya. Allah rızası için yani. Biz gelmeden buzdolabı var mıydı? Tabii yoktu. Benim çocukluğumda ağaç kovuğunu saklıyordu biz. Veyahut da hani ocak olur mu ya? Gidiyorduk biz, tuvaletimiz bile yoktu affedersiniz, tarlada yapıyorduk sen. Hani bu kadar düşüncedeki bir insana, hala bu kadar düşüncedeki insan bir şeyler verebiliyorsa Allah hayır eylesin diyelim, size de iyi akşamlar dileyelim. Teşekkür ederim abi. Hiç memnun değilim, ben şair yazarım ama ben hayatımdan hiç memnun değilim yavrum. Ben arabam ta Konya altında, benim evim Marzı Dağı'nda, belediye otobüsüyle geliyorum, arabamı alıp hanımı alıp götürüyorum. Ne hayatımdan ekonomiden memnun olacağım yavrum, 15 lira olmuş bir benzin, 20 lira olmuş euro, 20 lira olmuş dolar. Yani hangi hayattan memnun olacağım ki kızım, herkes birbirinin ayağının dibini kazıyor ki. Acaba kim kimin çukura nasıl düşecek, neye bakacağız? Kimi destekleyeceğim yavrum? Kimi destekleyeceğim? Kimin peşine gideceğim? Ekonomi hangi ekonomi istiyorsun? Ekmeğin ucuzunu arıyor. Hepimiz gidiyoruz. Diyor ki acaba ekmeğin ucuzu nerede? Gidiyor. Eti görmüyoruz, kıymayı görmüyoruz. Ete zaten hasretik. Artık dişlerim çürüdü. Et yemeye millet birbirini yiyecek. Yani az kaldı zaten de. Ne ekonomisi yavrum? Ben sizden memnun olayım. Ekonomiden zaten memnun değilim de insanlar birbirinden memnun olsun yeter. Ne ekonomisi ya? Anamızı ağlattılar, dinimizi ağlattılar. Yok ettiler bizi ya. Yok etti, mahvolduk ya. Kardeş kardeşe selam veremez olduk yavrum. Ne memnun olacağım hayatımdan ki? Şu adamı ben tanımıyorum. Selamun aleyküm diyorum ya git ya diyor. Adam elini tersine selam bile parayla oldu yavrum. Cebimde param varsa ağam paşam. Cebimde param yoksa hadi hemşerim yolun açık olsun deyip gidiyorlar. Onun için ben hayatımdan hiç memnun değilim. Gerek intihar etmeyi bile düşünüyorum açık söyleyeyim. Allah korumasın. Allah'a çünkü alet ettiler. Kur'an'ı alet ettiler, kitabı alet ettiler. Ne olacak? İntihar edenlerin hepsini Allah mı koruyor? Adam cinnet geçirmiş. Artık buraya kadar dayanmış. Çekmiş beynine kurşunu, silahı canına kıymış yavrum. Ya, Türkiye'mizin sonu bu oldu. Dört tane kodaş, dört tane biraz önceki arkadaşın konuştuğu gibi dört tane çete, fellah, yamyam birbirinin cebini çalıyorlar. Birbirinin karnını doyuruyorlar. Euro çıkıyor 500 liraya. Koşaya dönünce düşüyor 300 liraya. Acıktığı zaman diyor ki ya bir daha çıkart biz bir daha kuralım alıp geçiyor. Ondan sonra senin baban, benim babam, senin anan, benim anam burada ekmek topluyor. Fırın koşuyor. Git şuradaki gariban o kağıt toplayanlara bir bak. Gariban koşularda ekmek toplayıp da açık duran böyle gençler şu gençlere bir tane bir bakın ya. Nasıl ben Türkiye'nin ekonomisinden memnun olacağım ki? Nasıl memnun olacağım? Ben istemiyorum yavrum. Böyle hayatı istemiyorum. Ben yıllarımı Almanya'da geçtim. Yıllarımı içeride yattım. Çıktım her şeyi gördüm ben. Onun için de hiçbir şeye karışmayı istemiyorum da konuşmadan da duramıyorum. İnsanlara şöyle bakıyorsun. Bu dünyanın haline güldüm. Gelen gülmüş, giden gülmüş. Kendi kaderime yandım. Baktım ki emmim, dayım hepsi ölmüş. Ne istersin? Kimden ne gördün? Cebimi gördüm ki akrebi buldum. Zehir zemberek kullara döndüm. Gördüm ki dünyanın hali değişmiş. Onun için benim hayatım böyle bir gitmiş. Hiçbir şey anlatacağım bir şey yok yavrum. Allah herkese iman, Kur'an versin, güç, cesaret versin. Vatanımızda gene destek olalım. Birbirimize bayrağımızı, sancağımızı indirmeyelim. Ezanlar dinmesin, susmasın, bayraklar da dinmesin yavrum. Başka bir şey demiyorum. Vallahi ne konuşayım ben? Ekonomik gidişattan memnun musunuz?
Hiç de değilim bana. Yani neden dolar alıyor başına gidiyor, şu gidiyor alıp başına gidiyor. Garibanlar az aylıkla çalışıyor. Yani neden memnun olacağım? Garibanlar içeride yatıyor, parası olan içeride geziyor. O da var, o da var. Çok iyi. Üsttekiler gayet iyi. İyi değil abi. Alttakiler ezilsin. Karınca gibi. İşin özeti bu yani. Herkes rezil perişan. Daha ne olsun yani şimdi. 4.250'lere yapmışlar asgari ücreti ama ele geçmeden şimdi o zamlar uçtu gitti şu anda. %150 zam, elektrik zam mı, doğalgaz zam mı? Maalesef, maalesef. Üzgünüm. Yani yönetenler, halk, biz halkın içindeyiz diyor. Maalesef uzaktan, yakından alakası yok. Uzakta. Saraylarda gayet her şey görüntü güzel. Diyebileceğim bu kadar. Peki ne zamana kadar devam edecek abi bu durum? Vallahi bizim gibi koyunlar böyle devam ettiği müddetçe bu devam eder gider ezilmeye. A partisi B partisi değil. Bu düzen değişmeli. Mutlaka değişmeli. Halk ağırlığını koymalı. Söylenecek bir söz bulamıyorum. Memnun değilim. Şu anda durumu görüyorsunuz. Az önce arkadaşımızın dediği gibi ekonomi çok bozuk. Şu anda halkın %70'i geçinemiyor yani. %70'i hatta çok büyük bir kitle. Diğer zam konusunda her gün zam oluyor. Daha dün elektriğe %50 zam geldi. Efendim. İşte durum kötü yani. He. Yani bu artık ne kadar gidecek? Kötü durumdayız. Valla pek memnun değiliz. Yani memnunuz desek yalan olur. Siz sorun ben cevaplayayım bari. Ne bileyim ben. Buradakiler memnun gibi bilmiyorum. Bir cep telefonu falan çıkartır ağzımıza falan sokarsa falan. Hani şey yap. Valla çok öyle memnunuz. Şey herkesin 3 dairesi, emeklilerin 2 tane arabası var. Gayet memnunuz. Maaşlara da %50 zam geldi zaten. Rahatsız olan var mı? Elektrikler mi? Türkiye'ye gelen zamı gördün mü? Yok ben görmüyorum. Ben de gözlüklerim yani geliyor. Elektriğe zam geldi, doğalgaza zam geldi. Bunu herkes görmüyor bence. Yani Avrupa'dan yine ucuz yakıyoruz ya. Değil mi? Almanya'dan daha ucuz şu an. Ülkemizdeki elektrik, su faturalar değil mi? Tabii. Evet öyle. Rica ederim. Bu ekonomide şartla bence kimse memnun değil. Başta yukarıdakiler yiyor. Alttakiler eziliyor. Orta kısımda hani ben kendimi kurtarayım çabasında. Bu ekonomi de bu şekilde gitmez. Ülke. Memnun vatandaşlarımız var. Sizce neye göre memnunlar? Demek ki hani yan geliri var. Affedersiniz. Hani yan geliri var. Bizim gibi hani asgari ücretle çalışan değil. Biz asgari ücretle çalışanız. Ben hani 22 yaşındayım daha. Hani çalışıyorum. Aileme destek almıştı. Hani biz evde 2 kişi çalışıyoruz. 3 kişi çalışıyoruz. Hani biz bir şekilde geçiniyoruz. Ama tek kişi çalışanlar var. Bu ülkedeki bu zamlarla bu ekonomi gitmez. Ki insanlar da gitmez. Hani insanlar da artık başka işin peşine düşüyor. Hani nereden daha yakın bir para kazanırım? Hani hangi Bitcoin'den para kazanırım? Artık insanlar ona yöneliyor. Niye? Çünkü para kazanma aşamasında ufak bir şey var. Gidiyor onu oraya getiriyor. Oradan para kazanma çabasında. Hani ekonomiyi o şekilde, kendini o şekilde kalkındırmaya çalışıyor. Onu da nereye kadar yapabilecek? Ona da zaten şu anda devletimiz el attı. Orada da bir şey yok. Yani ekonomi bu şekilde. Vallahi ben nasıl anlatayım sana? Ben 60 yaşındayım. Benim evim yerim yok. Ben sokaklara yatan bir insanım. Aynen öyle. İş imkanı arıyorum, iş imkanı da bulamıyorum. Müracaat etmediğim yer kalmadı, onu da bulamıyorum. Sol elimden engelliyim. Müracaat etmediğim valilik, kaymakamlık da kalmadı dayım. Hiçbir yardım, hiçbir şey alamadınız mı? Hiçbir yok amcam, yok. Ben intihar edecek durumdayım. Ha, bugün yarın da kendimi intihar edeceğim. Evet, evet, bunu yapacağım. Ben Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ben durumumu izlettim. İnternet yolundan yazı gönderdim ama bana bir yardım etmediler dayım. Ama ne diyelim, şimdi kime ben durumumu arz etsem, herkes bana sırtına döndü. Hiç kimseye yardım etmedi. Ha ister miydim böyle bir duruma düşmemizi? Düşmezdim. Ha Allah devletimizi, milletimizi zaval vermesin. Ama ben devletten bir hayırlı bir yardım görmedim delikanlım. Amcam ben iş arıyorum. İşi imkanı da bulamadım. Ha bugün ben belki de nerede yatacağım onu da bilmiyorum. Ben belki de bugün sokaktayım. Yani yapacak bir durumum yok yani. Artık bıktım, usandım ben yıllardan beri ben. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ben dilekçe yaza yaza ben durumumuzu arz ettim. Çaresizim. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin öz vatandaşıyım amcam. Denizciyim aslen. Ama fakat bulamadım amcam. İş imkanı bulamadım kızım. Çaresizim. Ha benim yaşama gücümle dermanımda kalmadı zaten. Ama Allah ne diyelim yardımcımız olsun. Rabbimiz ne derse o olur. Ama hakikate bıktım ve usandım yani. Dermanım kalmadı. Dermanım kalmadı. Ne iş bulabiliyorum? Engelliyim. %20 lopar verdiler sol elimden. Ne işte bulabiliyorum? Yok çaresiz bir durum benim kızım. Ne yapacağımı da bilmiyorum.
soruyorum abi. Belki bizden izleyenlerden destek olmak isteyenler olur. Aman lakin o mi sormadı. De ki nereye gidiyorsun, nereden geliyorsun onu söyle. Neden abi? Ne ekonomi hali belli zaten ortada. Bazı vatandaşlar iyi diyor abi. Zengin nasıl iyi olur? Zengini zengindir, fakiri de çöküp gidiyor. Neresi iyi? Yani insanlara ekmek alıp evine götürmeyen insanlar var. Yani iyi demekle bir şey olmuyor. Baştaki insanlar böyle ortama bir toplumun içine bir girsinler de fakirlik zenginlik ne olduğunu görsünler. Yani öyle ben kürsüde oturayım da ekonomim iyidir, şöyle de böyle de olmuyor. Önemli olan toplumun içine girip bir şey görmek gerekiyor. Yani insanlar ne yapacak? Aç kalınca ne olur? Her şey olabilir. İnşallah o güne gelmeyeceğiz. Ama gerçekten çok zor. Peki bu durum ne zamana kadar devam eder abi? Vallahi biz eşek olana kadar özür dilerim lafı meclisten dışarı. Öyle sürünüp gider lafı meclisten dışarı. Yani zor be abi. Gerçekten zor. Ne diyor ya? Yani ekmek eskiden hani derdiler ya aslanın boğazında. Şimdi boğazından değil, bağırsaklarından. Elin bağırsağı girip çıkaramıyorsun yani. Zor. Gerçekten zor. Ben buradan Muş'a da selam söylüyorum. Muşluyum. Yani başımızdaki insanlar bir şeyler yapsa iyi olur. Hakları için. Yani gerçekten insanlar çok zor durumdadır. Ben her gün çarşıdayım, esnafım. Ama gerçekten çoğu zaman sıfte etmeden kapımı kilitip evime gidiyorum. Yani insanlarımız yazlıktır. Bize faydamız var. Başkasının faydası yok bizde. Buna emin olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, saygılarımı da sunarım. Elbette memnun değiliz. Değiliz. Yani şimdiye kadar belirli birikimleri olanlar memnun olabilir. Yoksa şu andan itibaren birikim yapmak veya düzelmek. Zaten o halkın büyük çoğunluğu kendini geçindirecek kadar yok zaten. Yani çalıştığı yerde de yok. Çoğu yerler işsiz kaldı, çoğu insanlar. Yani onları büyük bir şey bekliyor, yani yokluk bekliyor. Emekliler, hele evi olmayan emekliler, evi olmayan çalışanlar asgari ücretle. Yani kira, elektrik, su, yani çok zor. Sizce ne zamana kadar devam eder abi bu durum? İktidar değişene kadar. Değişmek lazım. Değişim olmazsa aynı sürer. Değişen bir şey olmaz yani, çünkü ülkenin kaynakları halka yansımıyor. Yansımadıkça halk yoksul olmaya devam edecek yani. Önemli olan ülke kaynaklarının halka bölüştürülmesidir. Bölüşemediğimiz sürece yani bu böyle sürüp gider. Yani pek umutlu değilim ben.